Dışarıda üzerinde yağmur yağan altından gidecek. Adem'in suretinde gelmiş. Beni Adem suretinde getiriyor. Çünkü emir kendini bildirmeden git. O beni bulmaz. Nasıl isterse de öyle anlıyor. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Soruyor. Beni Adem suretinde ya. Bugün de ya. Sabah akşam gözetliyim. İnsan huzurundadır. Yine böyle sen vazifeye bak. Ben kaç peygamberin, kaç evliyanın ruhunu kapsetmeye gittim. Tettiği kıyafetle gittiğimde hiç kimisi beni tanımadı. Bence bu vakit. Teşrifat ki ben insan suretinde geldim. Azrail olduğumu ben tanıdım beni sen. Tövbe et dedik Cenab-ı Hakk'a. O sözü söyledin ya, tövbe et. Enbiyaya mühtandır demiş o. Enbiya evliya Cenab-ı Hakk'a karşı edep üzerindedirler. Cenab-ı Hak sana beni Adem suretine gel dediği emrettiği için onlar Allah'ın emrine karşı tanıdım demez sana denir. Sen oradan hareket ettiğin anında bilir onlar senin geldiğini. Ben son numarayım demiş. Ben sana söyledim doğrudan söyledim. Onlar söylemeye gerek mi var? Edeb üzerindedir. Çünkü onlar hepsi. Çünkü Allah bildirme dedi. Biz de tanıdığımızı tanıtmadık sana. Bilmez olur mu diyor. Sen ilahi emir filan peygamberin ruhunu filan evliyamın ruhunu kapsettiği emrettiği anında onların haberi var. Oradan hazırlar, bunlara hazırlık için emir var. Hazır olun daveti geliyor. Alo. Alo. Taksi hazır mı? Kapıda bekliyor. Alın. Eksik edecek, etmeyecek. Artık dünyada şey yapacak değiliz. Evet. Lakin küfrü yıkmadan gitmeyi istemeyiz. Hayır. Bundan ibaret. Başka maksat yok benim dünyada durmamdan. Efendim? Küfrü İnşallah. Yıkayım. Küfrün yıkıldığı görülsün. İnşallah. Dünya küfürden, şirkten, kötülüklerden, pisliklerden, zahirde ve batında arınsın. Temiz bir dünya göreyim. İnşallah. İlahi saltanatın bütün dünyada şeriksiz, nazirsiz hükmettiğini göreyim. İnşallah. Ondan sonra 100 bin canım ruhum olsa fedadır. Bitti. Bir hazırlık yapmak istiyorsan diyor. Hazırlık için de sen istediğin vakitte hazırlan. Veyahut daha fazla durmaya İstersen yine de Cenab-ı Allah ihtiyar verdi size. Demiş ki ben bu kadar senedir bu anı bekliyorum ki ona kavuşayım. Tam kavuşacak zamanında sen efendim bu işi tehir ettireceksen bize buna razı değiliz. Benim hazırlığım tamdır. Sen vazifeni yap diye. Allah akıbetinizi hayır eylesin. Akıbet güzelliği vel akıbetu lil muttakîn. Allah'ı sayan, Allah'ı sevenlerin akıbeti güzel gelecek. O yola girenlerin akıbeti güzeldir de yolu değiştirdi bir insan rahmani olursa akıbeti güzel gelir, şeytani olursa akıbeti şeytanın akıbetine olur. Allah'a sığınır. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak hükmünü icra edecektir.
onun hükmüne karşı gelecek kimse yoktur. El-Hamra sarayı vardır. O sarayın her yerinde Hacı Efendi La galibe illallah yazar. La galibe illallah. Bütün yazılar. Her nakışı La galibe illallah. Galip, mutlak galip ancak Allah. Bize bir şey var. Onun için biz ya galiben gayre mağlup asker görürken ecdadımızın askeri bugün Banki Muhammed'i ile görülmüş. Ya galiben gayre mağlup, ya galiben gayre mağlup, ya galiben gayre mağlup. Mağlup olmayan galip, mutlak galip. Mutlak galibenin sahibi, mutlak sahibi sensin. Bizi hezimetten döndürme. Küffar karşısında bizi alt eyleme. Mutlak galip sensin diyerekten. Aslında onun için biz hiçiz. Aciziz ve aczimizi idrak ettiğimiz derecede bize inayet vardır. Şimdi bir ailenin efendim üç çocuğu olsa biri kucakta, beşikte, biri övüyen, birisi koşturan. Bir hareket olsa ana baba hangisine koşar? En ihtiyacısına koşar. En yavruya yürüyemeyen efendim o masum çocuğu alır kucakla yürütür. Nasıl olsa ötekine de der çabuk koşunuz, kaçınız der. Ama kucağına aldığı bütün ihtimamını verdiği en aciz olanıdır. Önce Allah'ın huzurunda her kim kendi aczini izhar ederse aman yarabbim. Dayanağım sensin. Senden başka bir şeyin yoktur dediği vakitinde inayet onu kuşatır. Nefsine bir kimse ön verip dünyanın efendim rütbeleriyle kendisinde bir varlık görüp kendisi böyle minyatür kıyasında bir kimse iken king size büyük dünya hacminde kendisini görürse ona yardım etmez. Bilakis ona bir müddet sonra birisini musallat eder, bir iğne batırsın. Çünkü o king size'ı şeytan üfürüyor ona. Üfürdük sonra şişiyor. Zannediyor ki küçük dağları ben yarattım. Şimdi küçük dağları ben yarattım diyen yok. Büyükleri biz yarattık diyor. Peki. Peki. İnnehum yekidûne keydem ve ekidû keydâ ve mehhilin kafirîne elhirhumur veydâ. Çeşit türlü şeytana uyup onlar büyüklük satıyorlar, bana kafa tutuyorlar. Beni güya faka bastıracaklar. Haşa. Zannediyorlar ki ben uyuyorum. Haşa. Zannediyorlar ki ben görmüyorum. Haşa. Zannediyorlar ki ben gözetmiyorum, gözetlemiyorum kendilerini. İnne rabbeke lebil mirsad. Rabbin parasut ediyor. Parasut kulesindedir. Haşa. Oradan gözetleyin onu. Ne yaptınız ne?
ve ekidu keyda. Ben de onlar için öyle bir tuzak hazırlıyorum. Öyleyse ey Habibim, innehum yekidûne keyde ve ekidû keyde femehhinin kafiri. Bir paşa onlara mühlet ver. Emhilhum ruveyda. Birazcık bırak. Birkaç gün onlar övünsünler, dövünsünler. Övünsünler, sonra dövünecekler. Bir parça fırsat mühlet ver kendilerine. Elimde dinliyor. Bir mutasarrıf var bu İstanbul'un içerisinde. İsterse İstanbul'un Anadolu sahilini bu tarafa çevirir. Efendim Galata'yı o tarafa döndürür. Bir zat var burada, o boğazın üstünde durur o. O sancağı şerifi muhafazayan ve müvekkel olan evliyadır. Tek peygamberle görüşen o. O orada bekler. Emir geldi mi sabaha kadar kimse yok. O büyük dağları ben yarattım diyenlerden kimse yok. Manevi güç. Şimdi Recep-i Şehrullah hepinize mübarek olsun. Amin. Güçlü bir aydır bu. Başka Recep'lere benzemeyen bir aydır. O bazı dişler dişçiyi yoruyor, iyice sallanıyor, sallanıyor çökmek için. Evliyaullah'ın küfrü bu memleketten sökmek için dayandıkları, dayanmaya başladıkları aydır bu ay. Sökecekler. Dünyadan da sökülecek. İşte bu 27. Miraç gecesinde ümidimiz boyuna Evliyaullah'a o salahiyetin, o kuvvetin ziyadeleşmesine ümidimiz vardır. Berat gecesinden sonra bir sütun açılır. Bu sene acayip bir senedir. Çünkü bunlara da tayin olunan vakit dolmuştur. Dolmak üzeredir bütün dünyada. Ve 2000'li senelerde artık bunların bütün küfrün hükmü bitip kalacak. O bir yerde kalacaklar. Kımıldayacak hal yok. Bitecek. Yeni bir açılış vardır 2000'li yıllarda. O gezdiğimiz memleketlerde de insanlar böyle bir şey gökyüzüne bakıyorlar. Tevfik Cenab-ı Hak'tandır. Bekleyen kurtulacaktır. Beklemeyen dünyada duramaz, onu gönderecekler. Biz de Cenab-ı Hakk'ın mümin kullarına ilahi yardımının yetişmesini beklemekteyiz. Ve Cenab-ı Hak'tan bizi kötü nefsin esiri olmaktan muhafaza buyurmasını da niyaz edeyiz. Çünkü yanlış yola giren yanlış yere varır. Veya yanlış yola giden istemediği yere varır. Onun için yolunu doğrultursa istediği yere varacaktır. Yolunu doğrultmazsa istemediği yere varacaktır. Allah 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 Aziz Allah 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 Kerim Allah 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 Subhanallah Allah 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 Allah
Allah.